Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bölüm 11. Bir ay sonra. Koskoca bir ay geçmişti. O günkü konuşmamızdan sonra aramıza tek bir kelime bile geçmemişti. Aynı evi paylaşan iki yabancı olmuştuk. Aynı sofrayı, aynı yatağı paylaşmıyorduk bile. Toplasan 10 defa görmemiştim. Bebeğimi söyleyememiştim. O günden sonra nasıl söyleyecektim? Beni bela olarak gören adam bebeğimi nasıl görmezdi? Ahu, konuşalım mı? Karşımdaki sandalyeye çekip oturmuştu. Oralı olmayarak önümdeki çorbadan içmeye çalıştım. Zaten midem bulanıyordu. Zar zor bir şeyler yiyordum. Ahu, lütfen. Ne söyleyeceksin? O gün eksik mi duymuşum? Yarın gidiyorum. Elimdeki kaşığı düşürdüm. Nereden çıkmıştı gitmek? Nereye? Irak sınırı. Ne kadar sürecek? Belli değil. Anladım. Bir şey söylemeyecek misin? Sağ salim dönersin inşallah. Peki, benim şimdi askere gitmem lazım. Bir şey olursa ararsın. Bir şey söylemeden önüme döndüm. Bir ayda ne hale gelmiştik? Gidecekti. Belki de geçen seferki gibi olacaktı. Bu hale gelmişken nasıl toparlayacaktık? Kapının kapanma sesiyle yerimden kalktım. Masayı toplayıp yatak odasına geçtim. Yatağa uzanarak gözlerimi kapattım. Bundan bir ay öncesine gidip duyduğum her şeyi unutmak istiyordum. Keşke o sonuçlar açıklanırken de hamile olduğum ufağı söylemek için de askeriyeye gitmeseydim. Belki duymazdım. Duymadığım için daha mutlu olurdum. Kolumdaki baskıyla gözlerimi açtım. Ufuğun eli kolumun üstündeydi. Bir ay sonra ilk defa yanıma gelmişti. Beraber uyumuştuk. Onun olduğu tarafa döndüm, uyuyordu. Elini yavaşça kaldırıp yatağın üstüne bıraktım. Salona geçtim. Hava kararmıştı. Telefonumu alıp saate baktım. 12'ye geliyordu. Bayağı uyumuştum. Uykum yoktu. Midem bulandığı için de bir şey yiyemiyordum. Televizyonu açıp bir şeyler izledim. Gözlerimi belimdeki ağrıyla açtım. Televizyon izlerken uyuyakalmışım demek ki. Her tarafım tutulmuştu. Yerimde gerilerek ayaklandım. Banyoya geçip elimi yüzümü yıkayarak yatak odasına geçtim. Ufuk yoktu. Gitmişti. Vedalaşmadan gitmişti. Telefonumu bularak hemen aradım. Çalıp çalıp kapanıyordu. Daha fazla yerimde durmadan hazırlanıp evden çıktım. Askeriye vardığımda direkt Ufuk'un odasına çıktım. Oda boştu. Ufuk yoktu. Odadan çıkıp hızlıca dışarı çıktım. Belki helikopter kalkmadan görürdüm. Helikopterin sesi kulaklarıma dolmuştu. Kafamı kaldırıp gökyüzüne baktım. Söylememiştim. Onu sevdiğimi, hamile olduğumu söyleyemeden gitmişti. Hamileyim. Baba oluyorsun Teğmen. 2 ay sonra. 2 ay. 2 ay geçmişti. Ufuk'tan bir haber yoktu. Ne kadar askeriye gitsem de bir haber yoktu. Bebeğim 4 aylık olmuştu. Sırf gururumdan babasına söyleyememiştim. Ufuk baba olacağını bilmiyordu. Ve belki de haberi olmayacaktı. Bu ihtimal beni kahrediyordu. Gözümdeki yaşı silerek yemediğim kahvaltıyı toplayarak hazırlanıp evden çıktım. Bugün doktor kontrolüm vardı. Belki de bebeğimin cinsiyetini öğrenecektim. Aşağı indiğimde Görkemlerin arabasını gördüm. Dün akşam bendeydiler. Bugün beraber gitmeye karar vermiştik. Arka koltuğun kapısını açıp yavaşça bindim. Günaydın. Günaydın. Yol alıp geçerken Görkem konuşmaya başlamıştı. Eğer son dakika bir şey çıkmazsa önümüzdeki hafta bizimkiler gelebilir. Bu Ufuklar mı? Evet, yüzbaşı söyledi. Haber mi almışlar? Onlar haberleşebiliyorlarsa biz neden 2 ay boyunca konuşamadık? Ahu, sakin olur musun? Onlar telsizle haberleşiyor. İyiler değil mi? İyiler. Ay, yeter be. Başka konu konuşalım. Ahu tatlım, bu sefer gösterir mi dersin cinsiyetini?
göstermesin. Aa deli. Neden? Ufuk'la öğrenmek istiyorum. Sen de haklısın. Kayseri'ye dönerken aklımda ilk önce Ufuk'a söylemek vardı. Ama yaşananlardan sonra bir Ufuk'un gitmesiyle söyleyememiştim. Araya zaman girmesiyle önce Ebru ve Merve'ye söylemiştim. Sonra da Nesrin anne ve yengeme. Zaten sonrasında herkesin haberi olmuştu. Gerçi yengemlere falan abimin düğünü için İstanbul'a gittiğimde söylemiştim. Yanımda oturan Ece ile oynayarak yolun bitmesini bekledim. Görkem arabayı park edince Ebru kızını almış, beraber arabadan inerek hastaneye girmiştik. Kadın doğum katına çıkarak sıranın gelmesini bekledik. Nihayet ekranda adımı görünce ayaklandım. Ebru kızını kocasına vererek benimle beraber içeriye girmişti. Doktorun sorduğu sorulardan sonra sedyeye uzanarak karnımı açtım. Nasıl hissediyorsun? Heyecanlıyım. Bakalım bu sefer cinsiyetini öğrenebilecek miyiz? Gösterirse bile söylemeyin. Neden? Eşim haftaya görevden dönebilirmiş. Onunla beraber öğrenmek istiyorum. Bebeğinden bile herkesten sonra haberi olacak. Bari cinsiyetini o önce öğrensin. Tamam, istediğiniz gibi olsun. Probu karnımda dolaştırmaya başlamıştı. Cinsiyetini gösterdi annesi. Ama dediğiniz gibi söylemiyorum. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. İstersen kalp atışlarını dinleyelim. Tamam. Artık aşinası olduğum ses yine kulaklarıma dolmuştu. Bebeğim yavaş yavaş büyüyordu. Karnım artık belirgindi. Uzaktan gören biri hamile olduğumu anlardı. Toplanıp doktorun odasından çıktık. Ebru, efendim, Ufuk geldiğinde eğer benden önce görürseniz sakın hamile olduğumu söylemeyin. Merve'ye de söyle, kendim söylemek istiyorum. Tamam canım. Kontrolden sonra görkemler beni eve bırakıp gitmişlerdi. Doktorun yeni verdiği listeyi buzdolabının üstüne asarak kıyafet hazırlayıp duşa girdim. Güzelce duşumu almıştım. Artık bebeğimin hareketlerini hissedebiliyordum. Sürmem gereken kremleri sürerek mutfağa geçtim. Canım bir şey çekmiyordu ama ara ara midem bulanmadığı için ve hazır şu an midem sakinken bir şeyler yemek yemem en doğru karardı. Mutfağa girerek buzdolabının kapağını açtım. Canım bir şey istemiyordu ama mecburdum yemeye. Raftaki mantarları alarak mantarlı makarna yapmaya karar verdim. Kendime yetecek kadar makarnayı yapıp bir tabağa koydum. Yanına da meyve suyu doldurarak salona geçtim. Evde herhangi bir ses olmayınca korkuyordum. Sırf bu yüzden televizyonu izlemesem de sesini açıyordum. Televizyonu açıp koltuğa geçtim. Bacaklarımın üstüne tepsiyi bırakarak yemeğimi yemeye başladım. Saatler birbirini kovalarken uyumaya karar verdim. Yatağa geçmeden önce çıkardığım bulaşıkları 2 dakikada elimde yıkadım. Odaya geçip üstümdeki tişörtümü çıkarıp fon tişörtlerinden birini giyinerek yatağa girdim. Pijama altlarım şimdilik oluyordu ama tişört ya da üst kıyafetlerim artık olmamaya başlamıştı. Elimi karnımın üstüne koyarak uygun pozisyon alarak gözlerimi kapattım. Tıkırtı haline gelen seslerle gözümü açtım. Yerimde doğrulup sesi dinlemeye koyuldum. İnşallah yanlış duymuşumdur. Seslerin devam etmesiyle aklıma tek bir ihtimal gelmişti. Hırsız. Adım seslerinin yatak odasına geldiğini anlayınca kapının yanına geçtim. Geçmeden önce makyaj masasının üstündeki bibloyu elime aldım. Karnımdaki kasılmalar zorlasa da sıkı sıkıya tutmuştum bibloyu. Kapının açılmasıyla elindeki bibloyla hırsızın kafasına vurdum. Adam yere yığılmıştı. Öl, öldürdüm. Allah'ım ne olur bir şey olmamış olsun. Elindeki bibloyu yere atarak titreyen ellerimle ışığı açtım. Korka korka yerde yüzüstü yatan adama dokundum. Hareket etmiyordu. Duvardan destek alarak yerimden kalktım. Etrafımda telefonu bulmaya çalıştım. Bir an önce ambulans aramalıydım. Telefonu bulamayınca yatağın kenarındaki hırkayı üstüme geçirip bulduğum eşarpı başıma takarak hemen evden çıktım. Karşı dairenin bir yandan ziline basıp bir yandan da kapısına vuruyordum. Geldim. Bu saatte ne alacaktı gibi? Demet ablanın kocası kapıyı açmıştı. Abi yardım et. Kanıyor. Yer. Yerde. Ne oluyor ahu? Ve ben hırsızın başına vurdum. Ambulansı arayın ne olur. Demet ablanın eşinin bizim daireye geçmesiyle biz de arkasından geçmiştik. Nerede? Ahu nerede? Yatak odasında. Yerde yatıyor. Öldü. Öldü değil mi?
Katil oldum değil mi? Ahu güzelim, sakin ol. Demet ablanın kolundan çıkarak yatak odasına girdim. Demet ablanın eşi hırsızı ters çevirmişti. Hırsızın yüzü görüş açıma girmişti. Ufuk? Ahu kardeşim sakin ol. Bak uyanıyor. Kan var. Ben yaptım. Ben vurdum. Hırsız sandım. Demet, su getirip içir. Elini yüzünü yıkayın, kız kendine gelsin. Hadi kızım gel. Bak duydun, uyanıyormuş. Abla, ben vurdum. Demet ablanın yardımıyla yerimden kalkarak banyoya gitmiştik. Elimi yüzümü yıkamaya yardım edip bir bardak su getirmişti. Birkaç yudum su içerek odaya geri döndüm. Hala yerdeydiler. Ambulansı arayalım. Çok kan var. Ufuk, aç gözlerini yalvarırım. Ufuk az da olsa gözlerini açmıştı. Demet abla ve kocası koluna girerek salondaki koltuğa taşımışlardı. Gözlerini ara ara açıyordu. Hastaneye gidelim. Ya beyin sarsıntısı geçiriyorsa? Yahu az sakinleş. Ben de doktorum. Bir şey yok. Birazdan uyanır. Neredeyse 5 dakika geçmişti. Ufuk kendine gelmeye başlamıştı. Ne oldu bana? Karın seni hırsız sanmış evlat. Başında büyüklüğü patlatmış. Ahu? Şuraya bakın, konuşamıyor bile. Kesin kalıcı bir hasar kaldı. Hastaneye gidelim. Adam iyi, sen bir sakinleş kızım. Ufuk? İyiyim. Yemin et. Yemin ederim. Yaradaki kan durmuştu. Demet ablanın getirdiği buzu yavaşça Ufuk'un başına bastırdım. Aradan yarım saat kadar bir süre geçince Demet ablalar gitmişlerdi. Ufuk koltukta oturmuş başına buzu tutmuştu. Hastaneye gidelim mi? Selçuk ya da Görkem'i arayayım. İyiyim. Çok kan aktı. Ben yaptım. İyiyim. Sadece biraz ağrıyor. Özür dilerim. Ben seni hırsız sandım. Korktum. Ona bir şey yapar sandım. Kime? Karnımı hala fark etmemişti. Koltuktan destek alarak yanına oturdum. Tişörtü yukarıya sıyırarak elini tutarak karnımın üstüne koydum. Ne? Ne? Ne demek oluyor bu? Baba oluyorsun. Bebeğimiz olacak. Ha? Şaşkın haline gülümsedim. Elini yavaşça hareket ettirdim. Baba oluyorsun şaşkın. Büyük, büyümüş. 4 aylık. Cinsiyetini öğrenmek için seni bekledim. Ne zaman öğrendin? Barış abimin düğünü için İstanbul'a gittiğimde öğrendim. Ve sen bunu bana yeni söylüyorsun. Aklında aldırmak falan mı vardı? Saçmalama. Buraya geldiğim gün öğrendim. Seni havaalanında bekledim. Gelmedin. Eve gittim. Nöbetçi olacağını düşününce askeriye geldim. İçeriye girecekken sizin o konuşmanızı duydum. Bir ay. Yahu bir ay yan yanaydık. Neden söylemedin? Beni başına bela olarak gören birine nasıl söyleyecektim? Daha evlendiğimiz ilk gün kafanda 2 yıllık bir plan yapmıştın. Üst temel olana kadar çocuk istemediğini söyledin. O kadar şeyi duyduktan sonra korktum. Neden? Aldırmak isteyeceğini söylemenden korktum. Ulan ben nasıl biriyim de kendi canımdan, kanımdan olanı istemeyeyim. Evde geçen bir ay sonrasındaki 2 ayda düşündüklerimden, söylediklerimden köpek gibi pişman oldum. Kendi kendime hayata zindan ettim. Her gün dua ettim yüzünü görüp özür dilemek için. Ama bir de ne göreyim, karın bebeğimizi benden saklamış. Benim yerime koy kendini. O duyduklarından sonra nasıl söyleyecektin? Yahu benim aklımdan acaba boşanmak mı isteyecek diye geçirmekten alıkoyamadım. Yok artık. Neye yok artık? Söylediklerini unuttun mu? Özür dilerim. Bir şey söylemeden ayaklandım. Nereye? Su içeceğim. Kalkmama yardım et. Ben de kalkayım. Hamileyim ben. Senin gibi öküzü nasıl kaldırayım? Kendin kalk. Arkamdan gelen gülme sesiyle mutfağa girdim. Bir bardak su doldurup içtim. Bu liste ne? Doktorum verdi. Bir dahaki kontrol ne zaman? Ben de gelmek istiyorum. Dün gittim. Bir sonraki için randevu alacağım. Yarın alalım mı? Yani bu sabaha. Tamam. Bardağı tezgaha bırakarak mutfaktan çıktım. Arkamdan geliyordu. Yatak odasına girdiğimde yerdeki kan dikkatimi çekmişti.
Odadan çıkacakken ufağa çarpmıştım. Ne oldu? Kanı temizleyeceğim. Sen geç, ben yaparım. Tamam. Başımdaki eşarbı ve hırkayı çıkarıp yatağa girdim. O arada Ufuk yeri silmişti. Elindekileri bırakıp geri gelmişti. Sen uyu, ben duş alayım. Yok, görevden geldim. 2 aydır duşa girmiyorum. Leş gibi kokuyorum. Korkuyorum. Tamam, odanın kapısını kapatalım, ışıklar açık kalsın. Ben de banyonun kapısını açık bırakırım. Korkarım, ben de geleyim mi? Ha? Şey, öyle demek istemedim. Yani sen duşa gir, ben banyonun kapısında seni bekleyeyim. Olmaz öyle, ayakta durma, lütfen. Sandalye getireyim, otur. Tamam. 10 dakika geçmişti, Ufuk duştaydı. Ben de banyonun kapısındaydım. Şöyle bir farkla hem banyonun hem de duşakabinin kapısı açıktı. Sapık gibi adamı dikizliyordum. Ahu güzelim, öyle boynu tutulacak. İstersen yanıma gel. Terbiyesiz. Ben burada korkayım, sen kalk dalga geç. Sen öyle diyorsan. İmalı sesini boş verip oturmaya devam ettim. Bu sefer önüme baktım. Biraz sonra Ufuk giyinip gelmişti. O giyinirken ben de yatağa geçmiştim. Yatağın boş tarafına da kendisi geçmişti. Ahu, tişörtünü çıkarsana. Hı? Bebeğimize dokunmak istiyorum. Tamam ama şey, tişörtü çıkarmasam? Neden? Sadece tişört var üstümde. Göğüslerim ağrıyor diye sütyen giymiyorum. Tamam, yukarı sıyıralım. Tişörtü göğüslerime kadar sıyırmıştı. Dudaklarını karnımda hissettiğimde ürpermiştim. Şimdi içinde büyüyor mu? Hı. Güldüğünü hissettim. Ahu, bu 2 ay nasıl geçti? Abim için zaten İstanbul'a gidecektim. Biliyorsun, sen gittikten 2 gün sonra gittim. Gitmeden önce Ebru ve Merve'ye söylemiştim. İstanbul'a gittiğimde Nesrin anne ve yengeme söyledim. Sonra zaten herkes öğrendi. Hem sen yoksun hem de iş falan yok diye 2 hafta İstanbul'da kaldım. Abim onlar balayına birkaç gün geç gitmişlerdi. Balayı dönüşü buraya yanıma geldiler. 2 gün burada kaldılar. Sonra Nesrin anne 2 defa gelip gitti. Dolapları tıka basa doldurdu. Onun dışında Ebru ve Merve'ler hep yanımdaydılar. Aa, bir de Demet ablayı unutmamak gerek. İlk zamanlarda bana çok yardımcı oldu. Göreve gittiği gün olanlar aklıma gelince konuşmaya başladım. Ben o gün, göreve gittiğiniz gün seni evde göremeyince askeriye geldim. Gitmeden önce sana yetişip hamile olduğumu söylemeye geldim ama geç kaldım. O gün söyleyecektim. Unutalım o günleri. Unutalım. Biliyor musun? Dün Ebru'larla doktora gittik. Bebeğimiz cinsiyetini gösterdi. Cinsiyetin ne? Kız değil mi? Bilmiyorum. Doktora söylememesini söyledim. Dün Görkem 1 haftaya döneceğini söyledi. Bebeğimizden bile herkesten sonra haberin olacağı için bari cinsiyetini önce sen öğren diye söylemesin dedim. Kız. Bence kız. Söylediğinden beri içime kız olacağı doğdu. Bence erkek. O gün, yani ilk öğrendiğimden beri erkek olacağını düşündüm. Bence bebeğim annesini haklı çıkaracak. Ahu, ben çok özür dilerim. Seni kırdım, parçalara ayırdım. Beni affedebilecek misin? Sabah gözlerimi açtığımda karnıma ellerini koyan Ufuk'la açtım. Hem yakın gibiydi hem de zarar vermekten korktuğu için uzaktaydı. Haline gülümseyerek ellerimi saçlarının arasına koydum. Göreve gidip geldiğinde karısını karnı burnunda görmüştü. Sanırım biraz daha zorlasa doğumdan sonra bebeğimizden haber olacaktı. Gülümsedim. Böyle olabilir miydi acaba? Ufuk biraz daha aşağıya kaymıştı. Burnu karnıma değiyordu. Dün gece bir ara kalkarak tişörtümün yarısını kesmişti. Haline dakikalarca gülmüştüm. Şimdi ise Ufuk yüzünde gülümsemeyle uyuyordu. Birkaç saatte bebeğimize alışmıştı. Günlerce Ufuk geldiğinde nasıl olacağız, bir daha birbirimizin yüzüne nasıl bakacağız diye düşünüyordum ama dün onu görünce her şeyi unutmuştum. Ne düşündüğü umurumda değildi. Gerçi Ufuk pişman olmuştu. Göreve gitmesi belki de ikimiz için daha iyi olmuştu. Birbirimizin kıymetini anlamıştık belki de. Ufuk göreve gitmeseydi, ya aramız daha kötü olsaydı, belki dönüş olmayan yollara girecektik. Belki de bebeğimizi o anki ruh haliyle istemeyecekti.
Belki boşanacaktık. Aklıma ihtimaller gelince nefes alamamıştım bir an. Ufuk, kalk. Ses vermeyip yine sarılınca bu sefer gittim. Ufuk, ne oldu? İyi misin? Niye ağlıyorsun? Canını mı yaktım? Karnına mı vurdum? Ha, hayır. Yerinden kalkarak lavaboya giderek kapıyı üstüme kilitledim. Düşüncesi bile kötüydü. Ya gerçek olsaydı ben ne yapardım? Yaşayamazdım. Ahu, ses ver. Ne oluyor? Ahu, aç şu kapıyı. Aç şu lanet kapıyı. Elimi yüzümü yıkayarak banyonun kapısını açarak çıktım. Ahu, hemen sarıldım. Bir şey söyleme, sorma. Sadece sarılmak istiyorum. Belimdeki ellerle iyice ağlamaya başlamıştım. Şşt, ben buradayım, yanındayım. Ya her şey daha kötü olsaydı? Bak bana, yan yanayız. Hiçbir şey kötü olmadı. Bak karnına, küçüğümüzü üzeceksin. Elimizi yüzümüzü yıkayalım. Sonra ben bebeğimize ve annesine kendi ellerimle kahvaltı hazırlayayım. Olur mu? Olur. Beraber tekrar banyoya geçerek elimi yüzümü yıkamaya yardımcı olmuştu. O mutfağa geçerken ben de geri yatak odasına giderek üstümdeki yırtık tişörtü çıkartıp başka bir tane giyindim. Yatağı toplayarak camı açarak odadan çıktım. Mutfağa girdiğimde Ufuk çay suyunu koymuş, domates doğruyordu. Ne yapıyorsun? Menemen. Eğer canım başka bir şey çekiyorsa onu da yapabilirim. Krep de yapalım mı? Yapalım değil. Sen oturuyorsun, ben yapıyorum. Ama Ahu, oturuyorsun. Hadi güzelim. Tamam. Masayı balkona kurayım mı? Nerede yemek istersin? Kokular mideni bulandırıyor mu? Bulandırıyorsa salona falan çık. Hey, sakin ol. Hangi soruya cevap vereceğimi şaşırdım. Midem bulanmıyor. Balkonda yiyelim. Ama sen kahvaltıyı hazırlayana kadar doktoru arayayım. Bakalım randevu alabilecek miyim? Tamam güzelim. Yatak odasına geri dönerek telefonumdan sekreteri arayarak randevu alma imkanımız var mı diye sormuştum. Öğleden sonra 3 deyince hemen kabul etmiştim. Ufuk'la beraber öğrenmek istediğimi söylemiştim ama Ufuk birkaç gün daha gelmezse kesinlikle öğrenmeye gidecektim. Adımın Ahu olduğu kadar emindim. Mutfağa döndüğümde Ufuk menemeni ocağa koymuş, telefondan bir şeye bakıyordu. Ne oldu? Krep tarifine bakıyorum. Menemeni bildim bileli yapıyorum da krep bu zamana kadar hep önüme geldi. Ben yapayım, sen de diğer şeyleri hazırla. Olmaz. Otur bakayım şuraya. Ayakta çok kalma. Ellerimi teslim alıyorum anlamında kaldırarak sandalyeye oturdum. Ufuk sözde krep yaparken ben de mutfağımın savaş alanına dönmesini izliyordum. Menemen yapmada ne kadar iyi ve düzenliyse krep de aynı performansı gösterememişti. Ufuk, hayatım bugün yer miyiz krep? 5 dakikaya hazır. Servis tabağına aldığı kreplerden bahsediyordu galiba. Onları asla yiyemezsin. Yediğim gibi kesinlikle sonum hastanede biterdi. Canım, o krepleri yersem sonum hastanelik olur. İzin ver ben yapayım. Sen de masayı kur. Olmadı değil mi? Beceremedim. Yani ilk denemeye göre gayet iyi iş çıkardın. Yanında durayım. Göster bana. Söz, bir dahakine daha iyisini yapacağım. Tamam. Krep hamurunu hazırlayıp tavaya azıcık dökmüştüm. Ufuk ilk krep pişene kadar başında durmuş, daha sonra zor da olsa masayı artık hazırlaması için yollamıştım. Krepler pişene kadar Ufuk da masayı kurmuştu. Ufuk krep tabağını alıp giderken odaya giderek başıma eşarp, tişörtün üstüne de ince bir hırka giyerek balkona geçtim. Ufuk da çayları dolduruyordu. Sandalyeye oturarak tabağımı doldurmaya başladım. Afiyet olsun. Onu takmadan menemenden yemeye başladım. Krepin içine bir yandan çikolata sürerek yiyordum. Akşam da menemen yap. Ya çok güzel yapıyorsun. Güzelim, yavaş ye. Bak fazla var. Ya sen benden çok yersen? Ya bana kalmazsa? Ha? Yeni taktik değil mi? Beni konuşturmaya daldıracaksın. Sonra löp löp götüreceksin. Ups. Bak ben yemiyorum. Bir zahmet. Kahvaltının sonuna geldiğimizde karnıma ağrı girmişti. Ah. Ne oldu? Çok yedim galiba. Galiba mı? Laf mı attın bana? Artık lokmalarımı da mı sayıyorsun? Pes.
Ben ne dersem yanlış anlıyorsun. Sen en iyisi hazırlan. Ben de buraları toplayayım. Yürüyüş yaparız, rahatlarsın. Olur, oradan da doktora gideriz. Saat 3'te randevumuz var. Oho, 3 saatimiz var. Hızlı ol öyleyse. Duşa girerek hemen hazırlandım. Evden çıktığımızda Demet ablayı görmüştük. Dün gece hakkında konuştuktan sonra evin karşısındaki parkta biraz yürüyüş yapmıştık. Randevu saatimiz yaklaşınca hastaneye gelmiştik. Doktor güvenilir mi? Başka bir hastaneye gidelim istersen. Ebru'nun doktoru. Kadın alanında gayet iyi. Hadi bizi bekliyor, kaldır beni. Elimi tutup kaldırmasıyla beraber doktorun odasına gitmiştik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haftaya gelirsiniz diye bekliyordum. Dün öyle demiştiniz. Dün gece Ufuk geldi. Biz de soluğu burada aldık. İkimiz de çok merak ediyoruz. Hemen bakalım öyleyse. Babayla ilk tanışmamızı da gerçekleştirelim. Ufuk'un yardımıyla uzanarak kasıklarıma kadar karnımı açtım. Doktorun jeli sürmesiyle kasıklarıma doğru proba hareket ettirmeye başlamıştı. Babamız kalp atışlarını duymak ister mi? Evet, hemen. Odayı bebeğimizin kalp atışları doldurunca ufağa baktım. Büyülenmiş gibi donup kalmıştı. Gözleri dolmuştu. Evet, şimdi cinsiyetine bakalım. Aranıza minik bir bey katılacak. Oğlumuza merhaba deyin lütfen. Erkek mi? Oğlum mu olacak? Evet, bakın burada. Ekrandan gösterdiği noktaya baktım. Anlamasam da baktım. Hastanedeki duygusal anlarımızdan sonra hastane bahçesinden önce bizimkileri görüntülü arayarak oğlumuz olacağını söylemiştik. Hemen ardından Nesin anneleri de görüntülü arayarak oğlumuz olacağını söylemiştik. Hastaneden çıktığımız gibi bebek eşyalarının satıldığı bir mağazaya gelmiştik. Erken değil mi Ufuk? Daha 4 ay var. Olsun, şimdiden hazırlayalım. Beraber oğlumuzun odasının mobilyalarını almıştık. Sonra da bebek kıyafetleri satan bir mağazaya girmiştik. Ben önceden birkaç parça kıyafet almıştım. Bugün de Ufuk'la almıştık. Oyuncak falan da alalım diye ısrar etse de kesin bir dille reddetmiştim. Zorla da olsa eve gelmiştik. Akşam yemeği derken odamıza geçmiştik. Pijamalarımı giyinirken arkadan sıralan Ufuk'la sırtımı ona yasladım. Şimdi aynadan o halimize bakıyorduk. Hamilelik ayrı bir yakışmış. Güzelleşmişsin. Ha, önceden güzel değildim yani. Yo, kilo almışsın. Böyle eli avuca geliyorsun. Ne anlamalıyım bundan? Uygulamalı olarak göstermeyi tercih ederim. Nasıl? Kendini çevirip dudaklarımı kavramasıyla karşılık vermiştim. Onu, dokunuşlarını özlemiştim. Hem de çok. Sanırım hamileliğin ve hormonların etkisi çok büyüktü. Saatler sonra başımı Ufuk'un göğsüne koymuş halde uzanıyordum. Ufuk, bir daha aylar önceki gibi olmayalım. Ne düşünüyorsan açık açık söyle. Seninle aynı evin içinde yabancı olmak istemiyorum. Bir daha yaşatma bize bunu. Ses gelmeyince kafamı kaldırıp baktığımda Ufuk'un uyuduğunu gördüm. Ne çabuk sızmıştı 2 dakikada. Benim de uykum olduğu için şimdilik düşünmemeye karar vererek gözlerimi kapattım. Sabah uyandığımda yatakta tek başımaydım. Yerimden doğrularak yatağa oturdum. Günaydın oğlum. Hadi babaya bakalım. Sabah sabah nerede acaba? Oğlumla konuşup banyoya geçerek abdest alarak odadan çıktım. Mutfaktan gelen seslerle oraya geçtim. Ufuk kahvaltı hazırlıyordu. Günaydın. Günaydın. Daha erken uyusaydın biraz daha. Namaz için uyandım. Seni göremeyince merak ettim. Sen neden bu kadar erken kalktın? Nizamiye'ye uğramam gerekiyor. İzinli değil misin sen? İzinliyim. Birkaç imza atmam gerekiyormuş. Öğlen evde olurum. Kahvaltıyı hazırlama öyleyse. Ben namazdan sonra tekrar uyurum. Hazır zaten. Masa kalsın, uyanınca yersin. Teşekkür ederim. Gülümseyip yanağından öpünce mutfaktan çıkarak salonu geçerek namazımı kılarak odaya geçtim. Ufuk pijamalarını çıkarıp hazırladığı kıyafetleri giyerken ona bakıyordum. Yedin bitirdin güzelim. Hı? Öyle içli içli bakıyorsun ki imza işlerini boş verip gitmeyeceğim. Dalga geçme. Çok uykum var benim. Hem gözüm dalmış, farkında değilim. Sen öyle diyorsan öyledir güzelim. Ufuk'un ihmallarını boş verip gözlerimi kapattım. Uykum şu an daha ağır basıyordu.
İyice mayışıp uykuya dalacakken alnımda hissettiğim dudaklarla gözlerimi yavaşça açtım. Uyu güzelim, sen uyanmadan geri gelirim. Başımı sallayıp gözlerimi kapattım. Yüzüme vuran güneşle gözlerimi açtım. Karnıma dikkat ederek yerimde gerilerek yatakta oturdum. Ani kalkmalarda başım hala dönüyordu. Biraz oturup ayaklandım. Kıyafetlerimi giyinerek camları açtım. Bir yandan da odayı toplayarak odadan çıktım. Ufuk'un demlediği çayı dökerek meyve suyu doldurarak kahvaltımı etmeye başladım. Kahvaltımı yaparken kapının açılma sesini duymuştum. Ufuk gelmişti. Yerimden kalkarak mutfaktan çıktım. Hoş geldin. Hoş buldum. Kahvaltını yaptın mı? Yeni başladım. Gel beraber yapalım. Ellerimi yıkayıp geliyorum. Ufuk lavaboya giderken ben de mutfağa geçerek masaya tabak koymuştum. Bir bardak meyve suyu da ufuğa doldurarak masaya geçtim. Biraz sonra Ufuk da gelip oturmuştu. Diyorum ki hazır izinliyken İstanbul'a mı gitsek? Ha ne dersin? Gerçekten mi? Gerçekten. Ne zaman gidebiliriz? İstersen bugün. Anladığım kadarıyla tamam diyorsun. Ben uçak biletlerine bakayım. Tamam. Annemlerin yanına da gideriz. Bizimkiler zaten sürekli soruyorlardı ne zaman gelirsin diye. Ay çok iyi olacak gitmemiz. Ufuk telefondan uçak saatlerine bakarken heyecanla ağzından çıkacak kelimeleri bekliyordum. Akşam 9'da var. 12-1 gibi bizim evde oluruz. Uygun mu? Evet evet hadi kalk. Evi toparlayıp valiz hazırlayacağım. Çok büyük bir şey hazırlama. 3 gün kalabiliriz en fazla. İznim bitmeden evde biraz dinlenmek istiyorum. Sorun değil. 3 gün yeter de artar bile. Nesin annelere haber verecek miyiz? Sürpriz olsun. Masayı toplama işini ufağa kilitleyerek bütün evi süpürmeye başladım. Bütün işlerim bitince büyük bir valize ikimize yetecek kadar kıyafet koyarak kapının kenarına bıraktım. Her şeyi halletmeme rağmen Ufuk hala mutfaktaydı. Ne yaptığını merak ettiğimden mutfağa gittiğimde yemek yapmış masayı kuruyordu. Ufuk? Hı? Hı mı? Söyle güzelim. Yeni masadan kalktık. Ne yemeği? Yola çıkmadan bir şeyler ye. Sonra midem bulanır. Kahvaltıyı fazla kaçırdım. Aç değilim. Olmaz öyle. Otur bir şeyler ye. Fark etmedim sanma. Kaç saattir kendini temizliğe kaptırdın. Bir şeyler ye ve kendine gel. Ama ahu dedim. Başımı sallayıp masaya geçtim. Sevdiğim yemekleri yapmıştı. Daha doğrusu kendisinin en iyi yaptığı yemekleri. Çorbayı zor da olsa içmiştim. Ana yemeği Ufuk tabağına doldurunca kokudan midem bulanmıştı. Ona fark ettirmeden kendime birazcık doldurarak ağzıma attım. Ağzıma atmamla midem kalkmıştı. Ağzımı tutarak lavaboya geçtim. İçimdeki her şeyi çıkarırken yanımdaki Ufuk'u sonradan fark etmiştim. Hiç aman benden sor midesi bulanır triplerine giremeyecektim. Hamileydim ve oğlum gökten zembille inmemişti. Bir zahmet yanımda olsun. İyi misin? Doktora gidelim mi? İyiyim. Ne oldu birden? Yemeği ben de yedim. Tadı bana normal geldi. Kötü mü olmuş? Beğenmedin mi? Hayır, sadece midem bulandı. Ebru böyle değildi. Yani Görkem ilk başlarda böyle olduğunu söylüyordu. Ne bileyim ben? Ebru da böyle olmamış diye. Ben de mi olmayacağım? Ahu! Ne ahu? Sanki hamileliğimi öğrendiğimde de sen vardın. Neden şimdi eski konuları açıyorsun? Sen neden kıyaslıyorsun başkasıyla? Her hamile aynı olacak değil. Ayrıca bir ay boyunca aynı evdeydik. Defalarca kusup lavaboya giderken oralı bile değildin. Bana hamile olduğunu sen söylemedin. Ben müneccim değilim. Nereden bilecektim senin hamile olduğunu? Cevap verecekken gelen öğürmeyle tekrar başımı çevirip kusmaya devam ettim. Boş boş öğürüyordum. Biraz daha iyi olduğumu hissedince kafamı çevirdim. Ufuk yoktu. Gitmişti. Yine kaçmıştı. Zor da olsa yerimden kalkarak elimi yüzümü yıkadım. Duvarlardan tutunarak yavaşça yatak odasına geçtim. Odadaki banyoya geçerek kısa bir duş alarak çıktım. Ayakta çok durduğum için bornozuma sarılı halde yatağa oturdum. Sırtımın ağrımasıyla yatağa uzandım. Gözlerimi açtığımda havanın karardığını fark ettim. Aklıma uçak saati gelince hemen yerimden doğrularak telefondan saate baktım. Saat akşam 10'du. Bineceğimiz uçağın saati geçmişti. Hadi ben uyuyakalmıştım. Ufuk neden beni uyandırmamıştı?
O da mı farkında değildi acaba? Yataktan çıkarak pijamalarımı giyindim. Yatak odasından çıkıp salona gittiğimde bir yandan elinde pizzasını yiyip diğer yandan televizyon izleyen Ufuk'u görmeyi beklemiyordum. Saat 10. Neden çağırmadın beni? Uçuş saati geçmiş. Biliyorum. Biliyorsun. Sırf tartıştık diye bilerek uyandırmadın. Herhangi bir tepki vermeyince salondan çıktım. Girişteki valizi görünce gözümden yaş düşmüştü. Sırf o tartışmadan dolayı bilerek uyandırmamıştı. Sinirden valizin yanından geçerken tekme atarak mutfağa geçtim. İlaç içecektim. Ekmeğin ucuna peynir koyarak zor da olsa yiyerek bir bardak su doldurarak yatak odasına geçtim. İlaçlarımı içip odanın içinde dolanmaya başladım. Yine eski halimize dönmüştük. İki gün iyiydik. Sonra yine o zamanlardaki gibi oluyorduk. Eski konuları açtığım için haksızım ama neden Ebru'yla kıyaslamıştı? Her kadının hamilelik süreci aynı değildi. Sırf tartışık diye o kadar mutlu olmamı göz ardı edip uyandırmamıştı beni. Annemleri, ailemi görecektim. Bunu bilmesine rağmen uyandırmamıştı. Yorulduğumu hissedince yatağa oturdum. Elimi karnıma koydum. Anneciğim, sen sakın kimseyi üzme. Ben haklıyım demiyorum ama baban da haklı değil. Sırf kendisi üzüldü diye beni de üzdü. İki gün sonra. O günkü kavgamızdan sonra Ufuk ertesi gün görevinin başına dönmüştü. Sabah erkenden çıkıyordu, akşam da neredeyse uyku saatinde geliyordu. Bu sabah da ben sabah namazımı kılana kadar hazırlanıp çıkmıştı. Onun gitmesiyle zaten günlerdir uyuyamıyordum, bugün olduğu gibi. Odayı toplayarak mutfağa geçtim. Mutfağa geçerken iki gündür yerinde duran valiz dikkatimi çekti. Ne Ufuk ne de ben dokunmamıştık. Çay suyu koyup valizi sürükleyerek yatak odasına götürerek dolaptaki yerlerine yerleştirip kahvaltımı ederek evden çıktım. Yürüyüş yaparak birkaç mağaza dolaşarak hem kendime hem de oğluma yeni cicciler aldım. Öğlen namazımı da yakındaki camide kılarak gördüğüm bir mantıcıya giderek mantı siparişi verdim. Dünden beri canım çekiyordu. Ufuk'a da söyleyemiyordum. Hazır bulmuşken yemezsem olmazdı. Afiyetle mantımı yiyerek akşam ezanına kadar dolaşmıştım. Ufuk zaten geç geliyordu. Gerçi beni, daha doğrusu bizi merak etseydi gecenin köründe eve gelmezdi. Hem evin eksikleri hem de kendime aldığım şeyler çok gelince taksiye binerek evin adresini verdim. Asansörden inerek poşetleri yere koyup çantamdan anahtarı çıkararak kilide yerleştirdim. Kapıyı açmaya çalışırken kapının bir anda açılmasıyla irkilerek geriye doğru adımladım. Kaç saattir neredesin sen? Bağırma. Onu iterek ayakkabılarımı çıkarıp dolaba koydum. Ona döndüğümde kendine çekerek karnımın el verdiğince sarılmıştı. Kaç saattir neredesin sen? Arıyorum, neden açılmıyor bu telefon? Ay yeter, cehennemin dibindeydim. Şimdi mi aklına geldi nerede olduğum? Ne yaptım? Çok mu merak ettin? İki gündür eve uyumaya geliyorsun. Sırf tartıştık diye o gün beni uyandırmadın. Kendince ceza falan verdin galiba. Bugün de şansa erken gelişin tutmuş. Yoksa evde olup olmadığımdan haberin olmayacaktı. Ha, diğer konuya gelecek olursam canım mantı çekti. Mantı yemeye gittim. Malum kocam eve sadece uyumak için geliyor. Ona söylemeye hem çekiniyorum hem de ne tepki verir kestiremiyorum. Düşünüyorum da sen haklıydın. Acele ettik. Hem de her şeyde. Yerdeki poşetleri alarak yatak odasına geçtim. Yatağın üstüne oturdum. Çantamdan telefonu çıkarıp baktığımda defalarca aradığını gördüm. Telefon sessizde kalmıştı. Sessizden çıkarak Seda'yı aradım. Olanları Buket'e bile anlatmaya çekiniyordum. Şu an tek dert ortağım Seda olmuştu. Seda ile uzun uzun konuşmuştum. En son yatsı ezanı okuyunca telefonu kapatarak abdest alıp namazımı kılmıştım. Yatağın kenarına tutunarak ayağa kalktığımda kapı ardında bekleyen Ufuk'u görmüştüm. Bebek mağazasından aradılar. Mobilyaları ne zaman getirelim diyorlar. Bilmiyorum, kendin ayarlarsın. Hangi oda boşaltılacak? Küçük olan oda. İki gün sonra için tamam diyorum. Sen bilirsin. Odadan çıkmasıyla pijamalarımı giyindim. Ama dar geldikleri için geceliklerden bir tane giyinerek yatağa geçtim. Bugün kıyafet alırken keşke yeni pijama takımlarından alsaydım. Artık yarın mecburen bir daha alışverişe çıkacaktım. Aklıma ilaç içmediğim gelince ayaklanarak odadan çıktım. Su almak için mutfağa gittiğimde Ufuk'un orada oturup çay içtiğini gördüm.
Oralı olmadan bir bardak su doldurarak masanın üstündeki ilaçlarımı alarak kapıya yöneldim. İlaçların üstünde tok karnına için yazıyor. Biliyorum. Bir şeyler ye. Aç değilim. Mutfaktan çıkarak odaya geri döndüm. İlaçlarım içerek yatağa girip baş ucumdaki lambayı söndürüp gözlerimi kapattım. Sabah karnımın üstündeki elleriyle uyanmıştım. Ufuk arkadan sarılıp uyumuştu. Ellerini çekerek yataktan çıktım. Namazımı kılarak küçük odaya geçtim. Canım bir şey yemek istemediğinden bu odayla uğraşmak en iyisiydi. Dolaptaki yedek pijama, havlu, nevresim gibi şeyleri alarak diğer odaya geçtim. Getirdiklerimi bu odadaki dolaba koyarak diğer odaya geri döndüm. Küçük komodinin içindekileri de çıkararak yatağın üstündeki nevresimleri çıkardım. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Neden beni beklemedin? Beraber yapardık. Dolapları boşalttım. Zaten benlik başka bir şey yok. Gerisi sende. İhtiyacı olan biri var mı çevreden? Bilmiyorum. Demet ablaya sorarım. Tamam, haber verirsin. Akşam duruma göre bizimkilerle götürürüz. Hı. Çarşafları elime alarak odadan çıkacakken Ufuk'un kolumdan tutmasıyla durdum. Özür dilerim. Hatalıyım. Bırakır mısın? Ahu çok özür dilerim. Lütfen. Pişmanım. Senin düşündüğün gibi cezalandırmak için uyandırmamazlık yapmadım. Sistem dolayı uçuşlar iptal edilmişti. En erken dün sabaha vardı. Sen öyle deyince açıklayamadım. Boş versene sen. Neyse, ben Demet ablanın yanına gideyim. Kolumu çekerek yatak odasına geçtim. Kıyafetlerimi değiştirerek evden çıkıp Demet ablanın ziline bastım. Sabah saatleriydi ama kızlar okula gittiği için çoktan uyanmıştır. Kapıdan söyleyip gitmeyi düşünsem de Demet abla bırakmamış içeriye çağırmıştı. Kızlar mutfakta kahvaltı ederken biz de yanlarında oturmuştuk. Kahvaltı ısrarlarını geri çevirip midemin bulandığını söylemiştim. O sırada oğlumuzun odasını hazırlamaya başladığımızı ve odadaki mobilyaları ihtiyaç sahibi biri varsa ona vermek istediğimizi söylemiştim. Tanıdığı kimse yoktu ama bir arkadaşını arayarak sordurmuştu. Telefondaki kişi birinin olduğunu söyleyince adres isteyerek yarın gün içinde gönderebileceğimizi söylemiştim. Ufuk evden çıkmadan önce ona söylemek için Demet abladan müsaade isteyerek eve geçmiştim. Mutfaktan gelen seslerle oraya geçtim. Kahvaltı masası hazırdı. Geçen sefer beceremediği krepler gayet güzel bir şekilde servis tabağındaydı. Geldin mi? Yok, daha yoldayım demek istesem de vazgeçip başımı salladım. Geç otur. Bak geçen günkü kreplerden daha güzel görünüyorlar. Canım istemiyor. Miden mi bulanıyor? Bilmiyorum. Yanma mı var? Doktora gidelim istersen. Yok, hayır. Bu arada Demet abla biriyle konuştu. İhtiyaç sahibi biri varmış. Adresi aldım. Birazdan Demet abla mesaj atar. Tamam, kahvaltıdan sonra hallederim. Mutfaktan çıkarak banyoya geçtim. Kıyafetleri makineye atarak yatak odasına geçtim. Biraz uzanırsam çok iyi olacaktı. Ahu güzelim. Hı. Hadi kalk bakalım. Saat 2'ye geliyor. Bir şeyler ye. Hı. Hadi bakalım. Üstümdeki örtüyü kaldırarak elini uzatmıştı. Uzattığı eli tutarak yerimden doğruldum. Yüzümü yıkayıp mutfağa geçtiğimde Ufuk da yemekleri dolduruyordu. Bir şey söylemeden masaya geçip oturdum. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Karşımdaki sandalyeye otururken aklıma takılan soruyu sordum. Neden evdesin? İşte olman gerekmiyor mu? İznim bitmedi daha. Bir hafta daha iznim var. Ama 2 gündür... Soru sormadım say. 2 gündür izin olmasına rağmen erkenden evden çıkıp geç saatlerde dönüyordu. Hiç dememiş miydi bu kız hamile? Ya bir şey olursa? Ben de saf gibi işe gittiğini düşünüyordum. Salaksın Ahu, salak. Ahu, yeni gelen erlerle ilgileniyordum. O yüzden gitmek zorundaydım ama iznim devam ediyor. Yarın için bilet aldım. Saat 7'de. Hiçbir yorumda bulunmadım. Hem gitmek istiyordum hem de hevesim yine kursağımda kalır diye gitmek istemiyordum. Eylemin haberi var. Yarın alandan Doruk bizi almaya gelecek. Başımı sallayarak yemeğimi yemeye devam ettim. Ben yemeğimi yerken Ufuk da öylece durmuştu. Beni izlediğini hissediyordum ama oralı olmadım. Muhtemelen kafasında yine başka şeyler kuruyordu. Akşam Görkemler ve Selçuklar gelecekler. Beraber odadaki eşyaları indiririz. Ben zaten bazılarını girişe çıkardım. Biz gelene kadar siz kızlarla oturursunuz. Tamam. Yemekten sonra mutfağı toparlayarak akşam yemeği için kolları sıvadım.
Ece et gıdaya başladığı için ona tavuk suyuna çorba ve haşlanmış sebze hazırlayarak bir kenara koydum. Bizim yemekler de bitince ıslak kek ve kurabiye de yaparak her şeyi hazırlamıştım. Yoğun yemek kokusuna maruz kaldığımdan hemen duşa girerek temizlendim. Duştan çıktığımda Ufuk da üstünü değiştiriyordu. Dolaptan kendime kıyafet çıkarırken yanıma gelmişti. Ahu, aramızın böyle olmasına dayanamıyorum. Bir daha olmayacak, söz veriyorum. Ellerimden tutup alnımdan öpmesiyle gözlerimi kapattım. Hep özür diliyorsun ama sonra bir daha yapıyorsun. Hiç demiyorsun karım hamile, biraz alttan alayım. Hep kendini aklama peşindesin. Bir daha olmayacak, söz veriyorum. Bir şey demeden göbeğimin el verdiğince sarıldım. O sırada oğlumuzun tekme atmasıyla kıkırdadım. Sanırım şimdiden kıskanmaya başladı oğlumuz. Ufuk, aklında birisin var mı? Yok. Ya senin aklında var mı? Var. Enes. Enes. Kulağa çok hoş geliyor. Enes, gel lan buraya. Ya, pislik yapma. Oğluma böyle şeyler öğretemezsin. Başka ne öğretmeyeceğim Enes Bey'e? Hep güzel şeyler öğretelim. Kapının sesiyle Ufuk'u itmiştim. Geldiler. Giy şu tişörtü. Ben de giyinip geliyorum hemen. Keşke gelmeselerdi. Ben de üstümdekini çıkarırdım. Senin de giyinmene hiç gerek kalmazdı. Arsız, yürü git kapıyı aç. Ağaç oldular. Ufuk kapıyı açmaya giderken hemen giyinip yanlarına gitmiştim. Gecemiz güzelce geçerken önce yemeklerimizi yemiştik. Erkekler gelen küçük kamyonete mobilyaları koyarak Demet ablanın verdiği adrese götürmüşlerdi. Biz de kızlarla sohbet ediyorduk. Daha doğrusu Ece ile oynuyorduk. Erkekler geri geldiğinde hiç yukarı çıkmamışlardı. Kızlar da aşağıya inerek evlerine gitmişlerdi. Kızlar yorulmayayım diye her şeyi kendileri topladıkları için hemen yatağa geçmiştim. Yoruldun mu? Kızlar yorulmama izin vermediler resmen. Ama çok uykum var. Oğlun hep uykumu getiriyor. Sırt üstü yatamadığım için yan dönmüştüm. Ufuk arkadan sarılmıştı. Karnımın üstündeki elini tutarak gözlerimi kapattım. İyi geceler canım. İyi geceler güzelim. Omzumdan öpmesiyle sırtım iyice ufuğa yaslayarak uykunun kollarına bıraktım kendimi. Günümüz çok hızlı başlamıştı. Kahvaltıdan sonra oğlumun odasını temizlemiştim. Şimdilik eski perdeyi bırakmıştım. Odadaki işim bittiği gibi Enes'in beşiği, dolabı ve benzeri eşyaları gelmişti. Ustalar parçaları birleştirirken odadan çıkmıştım. Ufuk da yanlarında durmuştu. Bir ara çay ve kurabiye ikram etmiştik. Ustaların işi bittiğinde ben önce bebeğim için aldığım deterjanla dolapları silmiştim. Ufuk da arkamdan kurutunca hemencecik aldığımız birkaç parça kıyafeti yerleştirmiştim. Saat 3 gibi yorgunluktan kendimi koltuğa atmıştım. Biraz sonra Ufuk da hazırladığı küçük valizi kapı önüne koyarak yanıma uzanmıştı. Omuzlarıma masaj yapmaya başlayınca iyice mayışmıştım. Geçen günkü gibi uykuya kalmamak için geri çekilip televizyonu açıp sırtımı Ufuk'un göğsüne yasladım. Televizyondaki diziyi izlemeye koyuldum. Karnımın üstündeki el odaklanmamı zorlaştırıyordu. Zaten dün geceki tişörtsüz hali hala gözümün önündeydi. Uçağımız olmasaydı kesinlikle üstüne atlamıştım. Arsızlığım şu an tavan yapmıştı. Kendime sövsem de fayda etmiyordu. Hormonlarım yine devrede gibiydi. Ahu ne oldu? Bir şey yok. Çok fazla hareket etme. Zor duruyorum. Neden ki? Eli bacağımın üstüne gidince hemen hareketlerime son verdim. Farkında olmadan onu da kendimle birlikte sürüklemiştim. Özür dilerim. Farkında değilim. Yola çıkmasaydık görürdün sen. Bir şey demeden televizyona dönmüştüm. Sırtımı tekrar göğsüne yaslarken bir hareket daha yaparsa kendimi bu sefer gerçekten kaybedecektim. Arkamı döndüğüm gibi yakasından tutarak dudaklarına yapıştım. Öpüşme hemen karşılık vermişti. Olduğum pozisyonda zorlandığım için Ufuk yavaşça sırtımı koltukla buluşturmuştu. Biraz sonra nefes nefese ayrılmıştık. Tekrar kendime çekecekken izin vermemişti. Havada kalan ellerimi öpmüştü. Güzelim, birazdan çıkacağız. Hem bugün çok yoruldun. Hem ikinize de zarar vermekten korkuyorum. Ufuk, lütfen. Sesim inlercesine çıkmıştı. Pislik, niye bırakmıştı? Güzelim, biraz daha öyle bakarsan kendimi tutamayacağım. Kalk sen odada duş al. Ben de içeride. Yoksa evden çıkamayacağız.
Ayaklarım tişörtünü çıkararak odadan çıkmıştı. Arkasından bağırdım. Unutma bunu pislik. Bir daha bana yaklaşma. Dokunmayı aklından bile geçirme. Kahkahasını duyunca sinirden olduğum yerde tepindim. Televizyonu kapatarak yatak odasındaki banyoya girerek duş aldım. Soğuk suyla banyo yapmak istedim de oğluma zarar veririm diye hiç o topa girmedim. İstediğim kadar, gerçi şu an duş alsam ateşimin kolay kolay geçeceğini sanmıyordum. Rahat bir şeyler giyinerek odadan çıktım. Ufuk da hazırlanmış kapı ağzında bekliyordu. Oo, ateşli hatunum da gelmiş. Konuşmuyorum seninle, git başımdan. Dibime girip dudaklarımdan öpünce kendimi hemen ona yaslayarak öpüşüne karşılık verdim. Biraz sonra uzaklaşınca aptal gibi suratına baktım. Hiç de küs gibi görünmüyorsun. Pislik, kandırdın beni. Yaklaşma. Gel böyle. Sarılmasıyla durdum öylece. Geçen gece doktora sormadan dokundum sana ama korkuyorum. Sana, size zarar vermekten. Doktorla konuşana kadar dokunmayacağım güzelim sana. Doktoru arayayım. Kahkaha atmasıyla sinirden gömleğin üstünden ısırmaya çalıştım. Sonuç mu? Kaya gibi kaslarından dişlerim ağrımıştı. Edepsizliğim, arsızlığımla evden çıkarak alana gelmiştik. İşlemlerimi halledip uçağa geçince kemerini takıp başımı Ufuk'un omzuna koyarak gözlerimi kapattım. Güzelim, güzelim. Ufuk'un sesiyle gözlerimi açtım. Ahu, güzelim uçak indi. Hadi bakalım. Valizimizi alıp alandan çıkarken Doruk'u görmüştük. Ufuk'la sarılırlarken ben de başımla selam vererek arabaya geçtim. Ufuk ön koltuğa otururken ben de arka koltuğa oturup gözlerimi kapattım. Hala uykum vardı. Eve gidene kadar uyusam çok iyi olurdu. Yüzüme vuran güneşle gözlerimi açtım. Etrafıma baktığımda Ufuk'un eski odasında olduğumu fark ettim. Dün en son arabaya bindiğimi hatırlıyordum. Çok rezil olmuştum ev halkına. Yerimde doğrulduğumda Ufuk'un yastığına sarılarak uyuduğunu gördüm. Yavaş ayağa kalkarak valizden kendime kıyafet çıkararak giyindim. Sessiz olmaya çalışarak odadan çıkıp banyoya girdim. Elimi yüzümü yıkayarak banyodan çıkıp mutfağa geçtim. Nesrin anne kahvaltı hazırlıyordu. Hayırlı sabahlar Nesrin anne. Hayırlı sabahlar kızım. Elindeki işi bırakıp sarılmıştı. Sarılmasına karşılık verdim. Hoş geldin kızım. Hoş buldum anne. Dün gece uyuyakalmışım, kusura bakma. Olur mu öyle şey? Duymamış olayım. Sen niye uyandın? Saat daha erken, biraz daha uyu. 2 gündür uyuyorum. Şey, Mustafa baba nerede? Ekmek almaya gitti. Doğan Bey sabah sabah arkadaşlarıyla buluşmaya gidince Mustafa'ya kaldı ekmek almak. Ben ya da Ufuk giderdik. Aman boş ver. Ne yapıyorsun? Yardım edeyim. Bitti sayılır. Sen nasılsın? Torunum nasıl? İyiyiz. Artık hareketlerini net bir şekilde hissediyorum. Kurban olurum ona. Sohbet ederken Mustafa baba da gelmişti. Onunla da sarılıp masanın son eksiklerini tamamlayınca Ufuk'u çağırmak için odamıza döndüm. Bıraktığım şekilde uyuyordu. Tek fark üstündeki tişörtü de çıkarmıştı. Neredeyse bir hafta olmuştu döneli ama ben sırtındaki yaraları yeni görmüştüm. Yavaşça elimi sürdüğümde yaraların artık kabuk tuttuğunu fark ettim. Ben yatağımda uyurken kim bilir nerelerde uyuduğu için böyle yara olmuştu. Gözümden akan yaşı silerek seslendim. Ufuk, canım. Seslendiğim gibi gözlerini açmıştı. Gözlerini ovuşturup yatakta doğrularak sırtını yatak başlığına dayamıştı. Kahvaltı hazır. Sen niye uyandın? Biraz daha uyusaydın ya. Dünden beri uyuyorum. Ha, bir de o konu vardı. Neden dün akşam beni uyandırmadın? Anlaşılan sen hatırlamıyorsun. Dakikalarca seni uyandırmaya çalıştım. Baktım uyanmıyorsun. Kucağıma aldım seni. Doruk da valizi getirdi. Rezil oldum herkese. Saçmalama. Gayet normal bir şey uyuman. Gerçi bir de bana sor. Ne oldu ki? Neredeyse yarım saatte geceliğini giydirdim. Huysuz, mızmız bir çocuktan farkın yoktu. Çok komik. Hadi kalk. Kahvaltı masasında bizi bekliyorlar. Ufuk yataktan çıkarken ben de odayı toplamıştım. Tişörtünü giyeceği sırada izin vermeden geri oturup sırtına krem sürdüm. Göğsündeki çizikler aklıma gelince bu sefer önüne oturarak kremi sürmeye başladım. Ama şimdiden pişman olmuştum. Bu adamın aklıma, kalbime zararı vardı. Kremi kenara bırakarak dudaklarına yapıştım.
Kendini çekmesiyle kucağına çıkarak bacaklarımı beline doladım. Kapının ardından Nesrin annenin sesini duymamla geri çekildim. Of, of. Kendi kendime konuşurken Ufuk elini ağzımın üstüne koymuştu. Efendim anne, çaylar soğudu. Geliyoruz. Ufuk'un bana bakmasıyla sinirlendim. Senin yüzünden dün başladığın işi bitirseydin şimdi bu halde olmazdık. Sen bilirsin, gel böyle. Belimden tutup kendine çekmesiyle bu sefer istemeye istemeye ben kendimi çektim. Annenler bekliyor ama akşama kaçışın yok, anladın mı beni? Hay hay hanımefendi. Tişörtü üstüne giyinerek odadan çıkmıştı. Ben de ellerimi yıkamak için banyoya gittim. Ufuk içerideydi diye kapıda kalmıştım. Biraz sonra o çıkınca ellerimi yıkayarak masaya geçtim. Kahvaltımızı ederken bir yandan da sohbet ediyorduk. Konu bir ara oğlumuzun adına gelince Ufuk Enes koyacağımızı söylemişti. Kahvaltıdan sonra Nesrin anneye yardım etmiştim. Herkes salona geçerken ben de kahve yapmıştım. Onlar kahvelerini içerken hazırlanarak Nesrin anneden Yasin alarak annemleri ziyarete gitmiştik. Sonra kendime kıyafet alabileceğim bir yere gitmiştik. Saatin geç olmasıyla abimlere gitmeyi yarın sabaha bırakarak Nesrin annelere dönmüştük. Eve vardığımızda Nesrin anne de masayı kuruyordu. Ona yardım ederek masayı kurmuştum. Masada bir kuş sütü eksikti. Ev halkının da gelmesiyle masaya geçerek gördüğüm her şeyden yemiştim. Yemekten sonra Nesrin anne yardım etmememi söyleyip zorla oturtmuştu. Üstüme ağırlık çöktüğü için kabul etmiştim. Oğulları Nesrin anneye yardım ederken Mustafa baba da sigara içmek için balkona çıkmıştı. Odada kimsenin olmadığını fırsat bilerek ayaklarımı uzatarak gözlerimi kapattım. Sabah gözlerimi yine yatağımda açmıştım. Arkamı döndüğümde Ufuk'un olmadığını fark ettim. Mutfağa gitmiştir diyerek hazırlanarak odadan çıktım. İşlerimi halledip mutfağa gittiğimde Nesrin anneyi tek görmüştüm. Hayırlı sabahlar. Sana da kızım. Masaya baktığımda iki kişilik servis dikkatimi çekmişti. Mustafa baba ve Ufuk neredeler? Mustafa işe gitti. Ufuk da arkadaşlarıyla buluşmaya gitti. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.